Hidrojen atomunun Bohr modelinde çekirdekte bir proton bulunur. O zaman şuraya bir pozitif yük çizelim. Negatif yüklü bir elektron da çekirdek yörüngesinde hareket ediyor. Bunu güneşin etrafında dönen bir gezegen gibi düşünebilirsiniz. Bohr modeli gerçek olmamakta birlikte atom kavramını kafamızda canlandırmamız için işimizi oldukça kolaylaştırıyor. Mesela bu çemberin yarı çapını hesaplayabiliriz. Ki zaten bu videoda biz de onu yapacağız. Çünkü incelemeyi hak eden bir takım ayrıntılar var. Ama şimdiden uyarayım. Bu videoda biraz fizikle uğraşacağız. O yüzden fiziği sevmiyorsanız bir sonraki videoya atlayabilirsiniz. Bir sonraki videoda bu videoda yaptığımız hesapların sonucunu anlatacağım. Evet, elektronumuza geri dönelim. Bu elektronun saat yönünün tersi istikamette döndüğünü varsayalım. Öyleyse elektronun bu noktadaki hızı çembere teğettir. Yani hız vektörünün yönü bu şekildedir. Bu elektronun kütlesi m olsun ve bu elektron bir kuvvete maruz kalıyor. Çekirdeğe doğru çekiliyor. Çünkü zıt yükler birbirini çeker. Dolayısıyla bu negatif yüklü elektron çemberin ortasına doğru etkiyen bir kuvvete maruz kalıyor. Bu merkezcil bir kuvvet. Bu örnekte elektriksel bir kuvvetten bahsediyoruz. Yani elektronun bir çember üzerinde hareket etmesini sağlayan şey elektriksel bir kuvvet. Elektriksel kuvveti Coulomb yasasını kullanarak bulabiliyoruz. Sol taraftaki bu formül Coulomb yasası. Elektriksel kuvvet eşittir K sabiti çarpı yüklerden biri olan Q1. Mesela bir Q1 protonun yükü olsun. Çarpı diğer yük olan Q2. Bu da elektronun yükü olsun. Bölü bu iki yük arasındaki mesafenin karesi. Evet bu klomb yasası. Şimdi bildiğimiz değerleri bu formülde yerlerine yazalım. K bir sabit dedik. Buna az sonra döneceğiz. Q1 protonun yükü demiştik. Protonun yükünün yerine şimdilik E diyelim. Yani elementer yük. Q2 de elektronun yüküydü. Elektronun yükünün büyüklüğü protonunki ile aynı ama negatif. O nedenle buraya eksi e yazıyoruz. Bölü iki yük arasındaki mesafenin karesi. Newton'un ikinci yasasına göre kuvvet kütle çarpı ivmeye eşittir. Burada m elektronun kütlesi. Ve ivme merkezcil bir ivme. Çünkü ivmeyi yaratan kuvvet merkezcil bir kuvvet. Biz merkezcil ivmenin v kare bölü r'ye eşit olduğunu biliyoruz. Yazalım m çarpı v kare bölü r. r'lerden biri direkt gidiyor. Kuvvetin sadece büyüklüğüyle ilgilendiğimiz ve bu elektrik kuvvetin yönünü de zaten bildiğimiz için buradaki eksi işaretini hiç umursamayacağız. Biz bu elektriksel kuvvetin sadece büyüklüğüyle ilgileniyoruz. Evet, şimdi eşitliği biraz sadeleştirelim. Bu taraf k e kare bölü r olur. Sağ tarafsa m v kare olur. Klasik fizikten devam ediyoruz. Sırada açısal momentum var. Bu anlaması biraz zor bir kavram. Açısal momentum büyük L ile gösteriliyor ve denklemlerinden biri R çarpı P şeklindedir. Burada R bir vektör ve P doğrusal momentumdur. Doğrusal momentum ise kütle çarpı hıza eşittir. Burada elektronun doğrusal momentumundan bahsediyoruz. Yani doğrusal momentum elektronun kütlesi çarpı elektronun hızına eşit. Şimdi bu ifadeyi açısal momentum denkleminde yerine yazalım. Burada çemberin merkezi civarındaki açısal momentumu göz önüne alacağız. Merkez civarındaki açısal momentum. R1 R bir vektör. R'yi çizeyim. Çemberin merkezinden elektrona kadar uzanan bu vektör. Evet, R vektörü bu. Burada bir çapraz çarpım söz konusu. O halde bu taraf R çarpı P doğrusal momentumu yani MV çarpı iki vektör arasındaki açının sinüsü olur. Diğer vektör hangisi? Diğer vektör momentum vektörü. R vektörünü hallettik. Momentum vektörü ise hızla aynı yönde. Hızın yönü bu. Bu aynı zamanda doğrusal momentumun da yönü. Bu iki vektör arasındaki açının açık bir şekilde 90 derece olduğunu görüyoruz. Sinüs 90, 1'e eşit. O halde açısal momentumun Rmv çarpı 1 olduğunu söyleyebiliriz. Niels Bohr bu açısal momentumun kuantize olması gerektiğini düşünmüş. Dolayısıyla şöyle bir şey yapmış. Bu açısal momentumu 1, 2, 3 diye giden bir n tam sayısı çarpı h yani Planck sabiti bölü 2 pi'ye eşitlemiş. Bohr'un bulduğu çözüm buymuş. Sonra bu eşitliği alıp içinden hızı çekmiş. Biz de öyle yapalım. V'yi sol tarafta yalnız bırakalım. V yani hız eşittir n çarpı h bölü 2 P, M, R. V'yi yalnız bıraktık. Şimdi V'yi veren bu ifadeyi soldaki diğer denklemimizde yerine yazacağız. Yazalım. K e kare bölü R eşittir. M çarpı parantez içinde N çarpı H bölü 2 P, M, R kapa parantez bunun karesi. Biraz daha yer açıp cebir yapmaya devam ediyoruz. K e kare bölü R eşittir kütle çarpı parantez içindeki her şeyin karesini alıyoruz n kare h kare bölü 4 pi kare m kare r kare. Bunu biraz sadeleştirebiliriz. Buradaki m'lerden biri gider. R'lerden biri gider. Sol tarafta k e kare kaldı. Eşittir n kare h kare bölü 4 pi kare. Burada bir tane m, bir tane de r kaldı. Tüm bu eşitliğin amacı çemberin yarı çapını bulmak. R'yi çekmek için eşitliğin her iki tarafını 4 pi kare m r ile çarpalım k e kare 4 pi kare m r'ye eşittir. n kare h kare, burada r'yi yalnız bırakacak olursak r eşittir. n kare h kare bölü k e kare 4 pi kare m. Şimdi bu terimleri alıp bildiklerimizi yerlerine yazacağız. Mesela h Planck sabiti. Bu sabitin değerini biliyoruz. 6,626 çarpı 10 üzeri eksi 34. Bunun karesini alıyoruz. Bölü. Fizik dersini alanlarınız hatırlayacaktır. K 9 çarpı 10 üzeri 9'a eşittir. Bu da bir sabit. E elementer yük. Bir proton veya elektron yükünün büyüklüğü 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 19 kulomptur. Bunun da karesini almamız gerekiyor. Sonra bir 4 pi karemiz var. M elektronun kütlesiydi. Elektronun kütlesinin 9,11 çarpı 10 üzeri eksi 31 kilogram olduğunu biliyoruz. Çok işlem var değil mi? Hesap makinemi çıkartıp hepsini tek tek hesaplamayacağım. İsterseniz siz hesaplayın. Tüm bu işlemlerin sonucu 5,3 çarpı 10 üzeri eksi 11 çıkıyor. Bir minde hesaplarsanız sonucun metre çıktığını göreceksiniz. Bence siz de oturup hesaplayın. Bakalım bu sayıya ulaşabilecek misiniz? Bakın bu çok önemli bir sayı. Soldaki denklemde yerine yazayım. Yarı eşittir n kare çarpı bulduğumuz sayı. Yani 5,3 çarpı 10 üzeri eksi 11. n'e 1 dersek bu hidrojen taban durumundaki elektronunu temsil ediyor. n 1 ise r1 eşittir 1'in karesi çarpı bu sayı olur. Bunu hesaplamak kolay. n 1'e eşitken yarıçap bu sayıya eşit oluyormuş. Yani 5,3 çarpı 10 üzeri eksi 11 oluyormuş. Şimdi en baştaki şeklimize geri dönelim ve ben de size bu sayının neden önemli olduğunu göstereyim. Biz az önce bunu r'ye hesapladık. Hidrojenin taban durumundaki elektronu için bu yarıçapı bulduk. Bu mesafeyi hesapladık ve r1'e ulaştık. Niels Bohr'un fikri şuydu: açısal momentumu kuantize etmek, yarıçapın alabileceği değerleri sınırlandırmak anlamına geliyordu. Şimdi bu denklemi genelleştirelim. Herhangi bir n tam sayısı için r eşittir. n kare çarpı bu sayı yani r1. R1'in 5,3 çarpı 10 üzeri eksi 11 metreye eşit olduğunu az önce hesapladık. Bu çok önemli bir denklem. Herhangi bir n tam sayısı için r eşittir n kare çarpı r1. Bu sadece belli yarıçap değerlerine izin olduğu anlamına geliyor. Çünkü Niels Bohr açısal momentumu kuantize etmişti. Dolayısıyla yarıçap ancak belli değerler alabiliyor. Gelecek videoda diğer yarıçap değerlerini inceleyeceğiz. Bu videoda epey bir fizik yaptıktan sonra bu denkleme ulaştık. Bir sonraki videoda bu denklemi kullanarak Bohr modeli yarıçaplarını daha detaylı inceleyeceğiz.